Peki şöyle aslında çok ilginç bir sürece girdik biz hı hı. seçimlerden sonra hep CHP ne yapacak diye soru sorardık şimdi, şimdi aynı AKP soruyu AK Parti ne yapacak diye o soruyu soruyoruz ya ben görüşüyorum hani çok farklı kesimlerle hı parti hı. içerisinde çok önce şunu açık ifade edeyim hala AK Parti'de herkes her şeyi söyleyebilme cesaretine sahip değil Yani bu da AK Parti ne yapacak sorusunun cevabını sınırlıyor neden sınırlıyor Şimdi siz bir seçim başarısını masaya yatırdığınızda mahalle teşkilatından başlarsınız. Gençlik ve kadın kollarından başlarsınız. Koordinatör kimse ondan hesap alırsınız. İlden il yönetiminden hesap alırsınız. Bunlar yetmez ayrı değerlendirme alırsınız. Belli raporlar hazırlarsınız. Ve sonrasında orayı masaya yatırırsınız ve dersiniz ki evet buranın bir ulusal kısmı var, bir yerel kısmı var. Yani bu ayrımı niye yapıyorum? Şimdi AK Parti'de temel mesele ekonomi dediğinizde Hatay'daki insan çıkıp parti yöneticisi diyor ki Hatay'da da ekonomi vardı diyor. Antep'in Şahin Bey'indekinde diyor burada da, da ekonomi vardı diyor. E biz niye kaybetmedik diyor. İş haklı olarak onu soruyor. O zaman diyor sadece ekonomiye bu işi indirgediğiniz zaman bu bambaşka bir sonuç doğru. Şimdi çok açık bir şey konuşmak lazım. Ben ısrarla hep söylüyorum. Yani bu seçim meselesinde Türkiye'nin biraz normalleşmesini ben açıkçası çok hoşnut olan biriyim. Yani biraz normalleştik. Sebep şu. Şimdi AK Parti'nin bir şeyi karar vermesi gerekiyor. Bu cephe siyaseti dediğimiz kamplaşma siyaseti belli bir döneme kadar belki AK Parti'yi götürdü. Ama bu artık AK Parti'yi taşıyacak bir sistem değil. Yani esasında AK Parti ile MHP'nin kurduğu sisteme biraz milli cephe hükümetleri gözüyle bakıldığında belki 3. milli cephe hükümeti diyebiliriz buna. Ama hatırlarsan orada her iki milli cephe hükümeti sonrasında böyle bir siyasi tıkanıklık aşılamadığında farklı güçler devreye girebiliyordu. İşte 12 Eylül bunlardan bir tanesiydi. Burada AK Parti'nin yapması gereken şey şu. Birincisi bu kamplaşma siyasetini bir terk etmesi gerekiyor. Fakat burada da temel sorun şu. Bu kamplaşma siyaseti üzerinden kendi konumlarını AK Parti konumlarının ötesinde tutan insanlar Buna izin vermiyorlar. Çok açık söyleyeyim. Akp içinde. Ak Parti içerisinde buna izin vermiyorlar çünkü onlar bu konumlanmayı, bu kamplaşma siyaseti üzerine yapmışlar. Yani dikkat edin, böyle Ak Parti'nin kurulu sürecine bakın. Ne zaman reform yaptıysa, ne zaman ileri bir adım attıysa, o şekilde toplumda karşılık gördü. Yani şartları değerlendirebiliriz, konuşabiliriz, eleştirebiliriz ayrı bir şey. Ama ne zaman demokratikleşme adımları attıysa ne zaman kendi içerisinde ezber bozabildiyse, ne zaman statükoya teslim olmadıysa, ne zaman devletleşme meselesinde biraz daha sivil kalabildiyse vatandaş AK Parti'ye bir saniye dur dedi. Şimdi burada vatandaş tepkisini sandıkta gösterdi. Bu da çok iyi bir şey. Çünkü Türkiye'de bu belli meseleler tıkandığında sandık iradesinden ziyade farklı güçler devreye giriyordu. Rot balans hayatları falan. Şimdi burada AK Parti MYK'sında da görüşülen, AK Parti'nin kendi içinde de görüşülen bir mesele var. O da şuydu. İlkinde hatırlarsanız sızdırılan Cumhurbaşkanı'nın konuşmasında kimse layüsel değildi. Herkes hesap verecek dedi. Ve sonrasında belli bir süre bekleyeceğiz. Hani çünkü onun bir tarzı var. Yani kamuoyunda bir isimle ilgili çok büyük baskı yaptığınızı onu almıyor. Şimdi kongre sürecini ben burada anlatmıştım. Yani kongre süreciyle bu süreci tamamlayacaklar. Çünkü önce bir raporlamaya gittiler. Bu raporlama... Çeşitli vakıf dernekler üzerinden de geldi. Parti teşkilatları üzerinden de geldi. Sivil yapılar üzerinden de geldi. Ve bir reçeteyi ortaya koymaya çalıştıran bir röntgeni çekelim dediler. Biz nerede ne yapıyoruz? Fakat burada sıkıntı şu. Kendi konumlarını korumak noktasında olanlar sadece işe ekonomiye, ekonomiye bağlılar. Ekonomi iyi olursa aslında biz oylarımızı alırız dediler. Bir kesim dedi ki Hayır kardeşim bakın bu yanılgı. Vatandaş sadece ekonomik meselelerden dolayı bize set koymadı. Eğer bunu böyle yapsaydı 10 ay öncesinde de bu seti koyabilirdi. Duruşunuz Burada bizim yapısal mi? sorunlara ihtiyaç, yapısal değişimlere ihtiyacımız var. Hı hı. Şimdi nedir bu yapısal değişimler? Siyaset üretememe. Şimdi ben bunu söylediğimde birçok insan kızacak ama AK Parti'nin siyaset üretemememe gibi bir mekanizması var. Neden bu mekanizma var? Biraz daha kamplaşma üzerinden gittiği için siyaset üretememe gibi derdi var. İki, AK Parti MHP ile olan bu tarihsel ittifak içerisinde birçok kesimi kendi içerisine kaybetti tabii. Bunları da toparlama şansı elde edemedi. Üçüncü en büyük mesele lider dışında aktör üretememe sorunu başladı. Dördüncüsü de şimdi bu ticarette de böyledir. Yani karınız varsa çok iyi geçinirsiniz ama iş zarara geldiğinde herkes birbirini bir şekilde suçlamaya, eksiklerini dinlendirmeye başlar. Şimdi AK Parti'de seçim sonrası klikler ortaya çıkmaya başladı ve bu klikler ne yazık ki hep ifade ediyorum basın üzerinden sanki bir yerde bir insan değişirse... AK Parti'de başarı gelecekmiş gibi bir izlenim doğuruyorlar. Ve bu çatışma AK Parti içerisinde çok açık ifade edeyim. Çok yansımasına basındaki kalemler üzerinden devam ediyor. Yani ortaya çıkan haberlerin büyük bir kısmı hepimiz gazeteciyiz. Bunların bir şekilde sızdırıldığını hepimiz biliyoruz. Yani kişiler üzerinden, klikler üzerinden, genel başkan yardımcıları üzerinden, il başkanlıklar üzerinden kimse meseleye ana sistem itibariyle bir saniye ya. Yani bu insanı değiştirdik. E, oluyor yerinde duruyorsa yani mesela şimdi partide çalışanla çalışmayan ayrımını yapmayan bir parti kişi değiştirdiğinde yapılacak mı bu? Hayır burada bir sistemsel sorun var. Yani o sistemsel sorunu bir şekilde yansıtman gerekiyor ki e, söylüyorum yani şimdi Hatay'da Antep'te şey kazanmışsam. Adıyaman ne yapıyorsun ve benzerlerini kaybetmesen kardeşim burada bir oturup düşüneceksin. Biz ekonomi orada da ekonomi. Burada da ekonomi. Burada nerede yanlış yaptık? Yanlışın kısmı ne sorusunu sormak lazım. Üçüncü en büyük mesele şimdi tabii çok dışarı yansıtılmasa da AK Parti içerisinde hep ifade edilen AK Partililerle AKP'lilerin çatışma hikayesi var ya. Hı. Aslında bu bir anlayış. Bu aslında tam da şu an gerçekleşiyor. Yani tam da AK Partili olup da hep şunu ifade ediyorum. Yani Cumhurbaşkanı'nı sevenle Cumhurbaşkanı'nın gücünü sevenlerin arasındaki kavga tam da şimdi başlıyor. Çünkü bir kısmı o güç üzerinden kendisine hmm. bir konum buluyor. O güç üzerinden kendisine bir alan buluyor. Bir kısmı da hasbi olarak hakikaten ben bu davaya inandım. Ben Cumhurbaşkanı'nın yanındayım. Dolayısıyla da yeniden ayağa kalkabiliriz ama samimi olma koşuluyla. Hani zenginliği bürokratik meseleler falan bunları bir tarafa bırakarak söylüyorum. Ve dolayısıyla da Cumhurbaşkanı çok açık ifade edeyim. Eğer MYK'sından MKYK'sına kadar Hı. partinin ağır toplarından il başkanlıklarına kadar şunu hissettirirse teşkilatlarına evet kardeşim ben burada temel kriterleri koydum ve bu kriterleri devam ettireceğim. Şimdi bu üç döneme benzememesi lazım. Yani üç dönem kriteri koydun ama 3 dönem kriterini bazı insanlar için ben bir tarafa bırakıyorum dediğinde bu olmaz. Burada da başarı kriterini neye göre aldığını çok net koymak lazım. Şimdi bir yerde başarısızlık varsa önce bir hesabını sormak lazım. Şimdi bu hesap sorulmadan şöyle bir noktaya gelinirse efendim esasında biz başarısızlık dersek aslında bu sizin başarısızlığınız olabilir ama ha buna dikkat edelim dediğinizde kendisini perdelediğini görüyorsunuz. Şimdi Cumhurbaşkanı çok açık hoca da söylüyor ben de söylüyorum hepimiz söylüyoruz. Yani Cumhurbaşkanı oyu AK Parti'nin üzerinde. Cumhurbaşkanlığı AK Parti'den aldığınızda şu an AK Parti'nin dağılma sürecine gireceğini herkes biliyor. Şimdi burada Cumhurbaşkanı o da bunu görüyor. Siyasetten bunca yıldır 22 yıllık deneyim var. Yani sadece bu iktidar döneminde. Hani ta milli görüş, milli selamet meselesini söylemiyorum. Şimdi burada ne yapacağız meselesi. Yani yeni isimler noktası bence son derece önemli ama o yeni isim şu şu olmamalı. Yani partide bir genel başkan yardımcısını aldım değiştirdim. Yani. X bir genel başkan yardımcısını koydum. Dolayısıyla değişim bu. Ve kabinede 3 bakan aldım, 5 bakan aldım, değişim bu. Hayır bu değil. Tam tersi. Ne parti... yaparsa değişim olur? Şöyle partinin çoğulculaşması lazım. O ilk kuruluş şeyini hatırlar mısın? Parti ilk başta bırakanlar kimdi? Mesela liberaller bıraktı değil mi? İlk başta gemiyi onlar terk etti. Sonra işte Kürtlerle arası açılmaya başlandı. Sonra belli yani Petullahçı yapıyla zaten bir kavga vardı. Orada bir darbe teşebbüsü oldu orada bambaşka bir nokta oldu. Şimdi AK Parti'nin dönüp bu çoğulculaşmayı tekrar bir sağlaması lazım. İki, parti içerisinde çok açık söyleyeyim dere bitirilmesi lazım. Kliklerin bitirilmesi lazım ve herkesin AK Parti şemsiyesi altında kendisini ifade edebilmesi lazım. Peki yani Sayın Erdoğan bu dere farkında değil mi? Pek çok açık yani, çok e, açık söyleyeyim. Ha, neden bunun oluşması? Şimdi orada izin iki 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 yapıyı konuşmak gerekiyor. Birinci yapı partide bir Hı. yapı var? İkincisi de külliyede bir yapı var. Şimdi Hı. zaten meselenin özü kopukluğu biraz buradan kaynaklanıyor. Yani ben ısrarla hep söylüyorum. Şimdi tasarruf tedbiri dediğinizde şimdi kim çıktı? Sayın Cevdet Yılmaz çıktı. Mehmet Şimşek çıktı, değil mi? Peki esasında Türkiye'deki tasarruf tedbiriyle ilgili strateji, planlama, bütçe nerede şu an? külliyede yani Cumhurbaşkanlığı ofisi var mesela. Göksel Hoca ben de uzun yıllarda tanırım. Göksal başında mesela. Hı hı. Şimdi orada bir yapı var. E bir de hükümetin giden bir yapısı var. Şunu AK Parti'nin çok açık net masaya koyması lazım ya. Demesi lazım ki ya biz bu sistemi savunuyoruz. Biz bu sisteme inanıyoruz ama bu sistemin şu 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 eksikliği var. Şimdi bunu niye söylemiyorlar? Ben ısrarla hep onu söylüyorum. Aslında CHP'nin burada bir tavır belirleyerek AK Parti buna zorlaması lazım. Şimdi orada da bir tavır şeyi yok. Bir tavır yok. Yani sistem aynı mı devam edecek? Parlamenter sistemi? Orada da bir devamlık yok. Ve dolayısıyla da şimdi AK Parti eğer bunu yapmazsa çok açık net ifade edeyim. Yani AK Parti belki eski okuma biçimiyle anap okuması, doğru yol okuması, eski Türkiye'nin okuması olabilir ama geldiğimiz noktada şehirleşen bir yapıyı, sosyolojik bir yapıyı AK Parti kendi eliyle oluşturdu. Yani AK Parti'nin ilk iktidar döneminde köylerdeki nüfus oranına bakın. Şu an şehirlerdeki nüfus oranlarına bakın. Bu sosyolojinin değiştiğini hepimiz gördük. Şimdi AK Parti bu sosyolojinin gerisinde kalıyor. Sorun burası. Bu sosyolojinin önüne geçmesi gerekiyor. Yani 3000 bin, bin, dolardan aldığı milli geliri bu kadar seviyeye çıkarıyorsa ama ona uygun bir şey üretmen gerekiyor. Şimdi bu siyaset dediğim kısım tam da burası. Yani iş siyasette eğer tıkanmışsan, dış siyasette sadece ben cepheleşme üzerine, kamplaşma üzerine bir siyaset argümanı üretirim, bunun üzerinden giderim dersen bu bir yere kadar gider. Bir yerden sonra bu alır seni esir almaya başlar ve şu anda öyle. Şimdi AK Parti'nin kuruluşundan sonra biz neyi konuşuyorduk? Özgürlükler. Neyi konuşuyorduk? Yasakların kalkması, yolsuzlukların kalkması, yol meselesi, işte bürokratik oligarşinin bir şekilde temizlenmesi, halka dönük siyasetin yapılması ve vesayet yapılarının bir bir temizlenmesi değil mi? Şimdi AK Parti bununla geldi. Şimdi AK Parti neyle suçlanıyor? Tam da bunlarla suçlanıyor. Da Şimdi bunlardır. sorun burası. Yani bunu tespit edip bunun üzerine eğer bir sivilleşme hamlesi başlatılmazsa bunun ben şunu söylemiyorum yani Türkiye'nin güvenlik politikalarının değişiminden falan kastetmiyorum. Herkesin yeri ayrı. Ama siyasetin tepesine getirir her şeyi devletin bakış açısıyla güvenlik koyarsan güvenlikçi politikayla koyarsan işte o Sayın Uçum'un Sayın Mehmet Uçum'un açıklamalarıyla AK Parti içindeki açıklamaların çakışmasında parti nereye oturacak sorusu gelişim Kimse orada şunu sormadı. Mesela benim kimse Tam anlamıyla konuşmuyor dediğim şey o. Şimdi Sayın Uçum konuştu değil mi? AK Parti itirazlar oldu. Ama şu soruyu kimse sormadı ya. Bir dakika ya bu iki görüş arasında bu parti nereye oturacak? Peki ben size başka bir şey sorayım. Birçok bir derebeylik var dedin değil evet. mi? Sayın Erdoğan bu derebeyliklerden hangisine yakın? Mesela Sayın Bahçeli bunlardan hangisine yakın? Şöyle ya bunun hangisine yakın sorusunun cevabı sonuçta partiyi yönetiyor. Buradaki temel mesele aşağıdan gelen bilgi akışının, bunlar tarafından doğru şekilde aktarılıp aktarılmadı şey mısın? Mesele buradan kaynaklanıyor. Yani şimdi konuşuyorsunuz, mesela bir ile gidiyorsunuz, diyorsunuz ki ya bu alay niye burada? Biz de itiraz ettik diyor. Bir dakika ya sen nasıl itiraz ettin diyor. Biz de itiraz ettik diyor. E milletvekiline konuşuyorsun. Ya diyor ki ben bir şekilde anlaşamadım. Şimdi burada bir yapısal sorun var. Yani bu yapısal sorunu hani ben bakan milletvekili ayrımı ötesine söylüyorum. Parti içerisinde bu yapısal sorunun tamamlanması lazım. Eski AK Parti bu değildi. Çok açık söyleyeyim. Yani eski iletişim kanallarının açık olduğu AK Parti çok farklıydı. Ve şimdi bunun içerisinde insanlar şöyle bir noktaya geldiler. Ya işte ben şunu ayağını kaydırırsam basın üzerinde şu dosyayı verirsem şunu ayağını kaydırırsam bir şekilde bunu Cumhurbaşkanının gözünden düşürürsem veya bunu Cumhurbaşkanının gözüne sokarsam bu meseleyi çözerim. Hayır çözülmüyor. Bu mesele tam da AK Parti'nin şu an uğraştığı yer bu. Yani ilk yapısı itibariyle tam da bunlarla mücadele etti. Ama şimdi itiraz ettiği statikodur, parti içi meselesidir, güç meselesidir, zehirlenme meselesidir. Bunlarla yoğunlaşıyor. Bunu gerçekten çok açık söyleyeyim. Cumhurbaşkanı isterse çok açık söyleyeyim, halledebilir. Bunu istemesi için de Cumhurbaşkanı'nın çok iyi neşter atması lazım. Bak bu pansuman tedavisiyle AK Parti bir pansuman tedavisiyle bu seçim sonuçlarını okur, bir pansuman tedavisi uygularsa... Bu AK Parti açısından, Türkiye açısından da hayırlı olmaz. Ama gerçekten doğru neşter atılırsa o neşterle birlikte biz birçok şeyin değişme ihtimalini görürüz. Bu diğer partilerin de etkiler, Türkiye demokrasisini de etkiler, AK Parti'nin kendi içinde de etkiler. Hoca şimdi temel olarak soracaktır büyük ihtimalle. Sayın Erdoğan bunu ister mi? Evet. Hocam Bak, niye dünya eymesi sistem? Mesela, özür dilerim. Mü müesses nizam falan niye diyoruz ki? Çok basit bir şey yok mu ülkede? Yani çok basit şey şu. Yolsuzluk yapmayacaksın israf yapmayacaksın. Kul hakkında ve kamu hakkından uzak durduğunda. müesses nizam sana ne yapabilir ki? Ürettikten sonra. Şimdi sorumluyuz. Ana mesele bravo tamam. ne diyorsun? Ürettikten sonra. E tamam. Soru şu. Niçin? Dikkat et. Ellerinde büyük fırsat varken AKP'nin 20 küsur yıl. Niye üretime yönelik? Niçin istihdama yönelik? Bir kuruşluk bile yatırım yapmadılar. Oraya dönmediler. Neden? Yani bir kuruşluk yatırım değil de eksik yatırım falan Bak, söyleyebiliriz ama şöyle. Hayır ya hani bana lütfen istihdama yönelik yatırım söyler misin? Bilmiyor Hocam, Mesela olabilirim. şu GES'lerle ilgili istihdam şeyi bence çok önemli. GES, yani bu GES tarlaları kurdular ya mesela bu enerjinin şey konusunda çok iyi. Şimdi salma sanayini geçiyorum, rüzgar müzgarı falan geçiyorum. Yani burada fabrikalar, özel sektörün fabrikalarını geçiyorum. Da mesele şu, ben şuna katılıyorum sizinle. Yani eğer uluslararası sistem size üretmeden borçlanma üzerine paradan para kazanmayı Türkiye'de hala yapıyorsa ben buna katılıyorum, buna tamam. itiraz etme şansım yok. Buradaki temel sıkıntımız bizim bu devam eden sistemi Ak Parti belli bir süreliğine biz bozacağına inandık ama bu son süreçte mesela ben hala hala bu kalkameden tutun hala bu yap işlet devlet modellerinde alım garantilerinden tutun birçok mesele hala anlamış biri değilim. Niye değilim? Eğer zaten bu sistem doğru olmuş olsaydı AK Parti kendi eliyle ihale kanunu 150 defa değiştirmezdi. Buna ben yine itiraz etmiyorum? değiştirdi ya. Ha, bu süreçte ama bu süreçte tasarrufu ben önemsiyorum. Az çok fakat o tasarrufla birlikte yapılması gereken bir şey var. Bit Zenginlerden yüzde bir. Hocam bir şey söyleyeyim mi? Sizi dinliyorlar. Yani Programı da hakikaten dinliyorlar. Şey için söylüyorum. Siyaseten değil. Yani sonuçta bu ülkede hepimiz şunu biliyoruz. AK Parti daha normalleşirse, daha değişirse, daha şey ülkenin hayrına olur değil mi? Hepimiz Kesinlikle. yani öyle. sonuçta biz bu ülkede yaşıyoruz. Yani ben çok kocamla da şimdi yayın öncesinde konuştuk. Yani partilere gelip geçici. Sonuçta mesele bu ülke. Gerçekten yol göstermek lazım. Mesela siz sizce ne yapması lazım? Sizce gerçekten Cumhurbaşkanı çağırdı. Dedi ki Erol Hocam biz şu ana kadar sizi çağırmadık ama hata etmişiz. Şu an sizin fikirlerinize ihtiyacımız var. Ve bana 5 madde, 4 madde neyse gerçekten yani ben sıralarım. Sizin sıralamanız o anlamda önemli olduğu için ne yapması lazım evet, efendim? Şunu söylerim. Hocam karş... ben burada bir ek soru yapabilir miyim? Buyurunuz yani, Hani her şeyi AKP yapmak zorunda mı Nevzat? Şu an Cumhurbaşkanı olduğu için söylüyoruz ya. Yürütme hayır. de o var. Yani evet ama hayır, o açıdan söylemiyorum. Hı. Yani eğer artık ne yapacağını bilmeyen bir iktidar varsa. Ne yapacağını bilmeden ziyade şöyle İpek... Bak 22 yıl, şimdi bazen hani meslekte mesleki körlük diyoruz ya, gazetecikte de vardır bu çok uzun süre kaldığında sen bazı şeyleri görmezsin ama dışarıdan gelen bir insan, aa bak burası böyleymiş dediğinde dersin bu böyle. Burada belki de sana onu söyleyecek bir mekanizma lazım değil mi? Bazen yayın toplantıları olur hepimizin. Birileri bir yol açtığında o yol devam eder ama herkes susarsa, kimse konuşmazsa konuşmuyor. Şimdi Cumhurbaşkanı AK Parti tabii bir şey yapmaz. Şu an muhalefet seçimle yaptı onu. Ama şu an Cumhurbaşkanı da ifade etti. Yani bunun mevsimsel anı geçici olmadığı ile ilgili orada bence ben çok açık söyleyeyim. Mesela AK Partililer çağırıyor, ben gidiyorum, konuşuyorum ve gerçekten ihtiyaçları var. Şunun için ihtiyaçları var. Şimdi partideki insan konumunu kaybetmemek için, mekanizmasını kaybetmemek için bağlı bulunduğu kliği kaybetmeme noktasında bir yerde duruyor. Ama şimdi Erol Hoca bir şey söylediğinde mesela daha anlamlı olur, tartışılır. Benim saygı duyacağım sistemde güçlüyken Erol Hoca'ya soru sorabilen sistem yani ne yapacağım diye. Şimdi o Böyleyken Erol, değil ama neyse o tamam. Erol, ne yo, devam orada haklısın bak orada zaten o da sorunlardan biri. O da temel sorunlardan biri. Belki de o da onun içinde. Belki tam da sorunlardan biri o. Yani şimdi gazetecilerin ayrıştırılması nedir? Tam da budur. Yani şimdi bir siyasi parti Türkiye'ye kendini anlatacak. Ben bunu iktidar muhalefeti söylemem ama AK Parti bunu çok yaptığı için önce onu söyleyeyim. Yani şimdi sen kendini Türkiye'ye anlatacaksın. Belli yerlere şey koyacaksın, set koyacaksın. Belli gazeteci çağırmayacaksın. Belli kanallara çıkmayacaksın. Belli kanallar ötekileşecek. Bir saniye ya. Şu telefonda her şey var zaten. Yani yapsan ne olur, yapmasan ne olur. Sosyal medyada zaten bu var. Ama mesele sen kendine güveniyorsan bir saniye ya. İpek gel. istediğini sor. Gazeteci sınırlar dışına çıkma sor. Tam Sor. Açık açık çıkarsın. Eski AK Parti bu değil miydi? Evet. E ee, tamam ben de onu söyleyeyim. Belki de onu hatırlatmak lazım. <laughs> Tabii güvenlikçi perspektifle bakış çok net. Yani işte Mehmet Uçum'un yaptığı açıklama çok net ortada. Yani bunu daha ötesini söylemeye çok gerek yok. Ama AK Parti içerisinde şu an bu bahsettiği muhasebe yapan birçok insan var. <laughs> yani tamam biz bir FETÖ darbesi yedik, bir güvenlik şey oluştu. Doğru. Ama bizi biz yapan değerler bu çoğulculuğumuza kaybettik. Dolayısıyla buna bir formül bulmamız gerekiyor o formül devlet açısından bakıldığında güvenlikçi bir paranoya içerisinde olabilir, güvenlikçi bir politika içerisinde olabilir, bunu önceleyebilir. Ama parti olarak biz bu özgürlükleri savunmak durumundayız. Hukuku savunmak durumundayız, Avrupa Birliği'ni savunmak durumundayız. Yani şimdi biz buradan o zaman eğer benzeyeceksek, yani biraz önce Sayın Bahçeli'nin sert ifadesini söyledim. Bahç Sayın Bahçeli ifadesinin esas bana göre sert ifadesinin temel sebebi şu. AK Parti MHK'sında da AK Parti'de de MHP'nin kendisine yük olduğunu düşünen bazı insanlar var. Bu Sayın Bahçeli'nin de kulağına gidiyor. MHP'lerin de kulağına gidiyor. Ben geçen programda söyledim bunu. Yani bu hani kimsenin bilmediği sır bir mesele değil. Hayır bu MHP. Bırakalım. Yani bu güvenlikçi meseleyi MHP başımıza açtı. Esasında şu an bürokratideki yapı da bu. Aslında MHP şu an olmasa biz kendimizi daha iyi anlatabiliriz tarzı bir yaklaşım var. Bir kısmını ayrı Cumhurbaşkanı Asla MHP'yi bırakmaz. Bu devam etmek durumunda. İşte devletin bekası meselesi var. Bir ara polimi bulmaya çalışan bir kesim var. Şimdi parti teşkilatlarına gittiğinde çok net bir şey soruluyor. O da sorulan şey şu. Ya diyor ki daha önce benimle bir şekilde yola çıkan, bir şekilde oy veren insanın bana olan güvenini kaybetti. Hocam güven dedi ya bana olan güvenini kaybetti. Şimdi ben önce normalleşeceğim, güveni sağlayacağım ve sonra bu vatandaştan oy isteyeceğim diyor. Benim bunu yapabilmem için de bu normalleşmeyi benim sağlamam gerekiyor. Bu güveni tesis etmek benim boynumun borcu diyor. Bunu da önündeki en büyük engel işte vatandaş Ekonomiyi söylüyor, vatandaş hukuku söylüyor, vatandaş yolsuzluğu söylüyor, vatandaş kibri söylüyor, vatandaş bir sürü şeyi söylüyor. Bunu nasıl halledeceğim diyen ve bu konuda da Sayın Cumhurbaşkanı'nın bunu görmesi gerektiğini söyleyen bir kesim var. İkinci kesim de şunu söylüyor, ya çok abartıyorsunuz, aslında böyle bir şey yok. Cumhurbaşkanı 152 oy almıştı daha önce yani çok... Seçim arasında çok büyük bir şey yok. Ekonomi temel sebep. Dolayısıyla ekonomi düzelttiğimizde bakın görün her şey düzelir. Ama AK Partililer diyor ki tamam bunu söylüyorsun ama dünya düzelmezse ya düzelmezse ama birinci yolda garanti var diyor. İkinci yolda senin bir varsayımın var. Çünkü burada artık değişen bir Türkiye sosyolojisini görmek gerekiyor diyen bir yapı var. Tabela meselesinde de ben çok açık söylüyorum. Dur, oraya geleceğim. Merak geleceğim etme. Mi? Sana tamam. soracağım onu. Tamam. Ama Cumhurbaşkanı MHP'yi bırakmaz mı? Ya şöyle ben çok açık söyleyeyim. Yani ben şu an şartların oluşunu düşünenlerden değilim. Ee, ben AK Parti içerisinde bu görüşte olan insanlar var şimdi. Yani gerçeği konuşmak lazım. Bırakalım diyen insanlar var. Ben Sayın Cumhurbaşkanının, Sayın Bahçeli'nin kişisel ve özel çabasının bu noktada beraber devam etme iradesinin çok kuvvetli olduğunu düşünüyorum. Çünkü Cumhurbaşkanı buna bir devlet politikası olarak bakıyor. Fakat burada Temel mesele belki hocamın o MHP için söylediği, belki AK Parti açısından da düşünülmesi gereken şey şu. Şimdi kamplaştırarak nereye kadar gidebilirsiniz buna bir formül bulmanız lazım. Yani eğer ortaklık devam edecekse bu ortaklığın devletin bekası için olduğunu düşünüyorsanız, bunun gerekli olduğunu düşünüyorsanız bu gitmiyor. Bunun gitmediğini seçimde gördük. Yani bu kamplaşma gitmiyor. Ekonomide bunun üzerine geldiğinde bambaşka bir sonuç çıkıyor. Bunun üzerinden bir şey oluşturmanız lazım. Bunun temel yolu da şu. Şimdi MHP'nin çizgisi belli. AK Parti bu noktadan hareketle bir şey söylemek zorunda. Çünkü yeni bir tartışma da var. Yani merkez sağda bir parti ihtiyacı ile ilgili çok ciddi kulisler var. Yani Sayın Kılıçdaroğlu'na kadar evet. giden süreçler var. Bunlar konuşuluyor. Ve bu noktada ben... AK Parti ile MHP birlikteliğinin devam edeceğini düşünüyorum. Ama bir format lazım buna. Bir format atmak gerekiyor. Bu formatı da Sayın Bahçeli ve Sayın Cumhurbaşkanı atması gerekiyor. Ama çok açık söyleyeyim. Bu format Türkiye'nin güvenliğini önceleyebilir. Benim ona hiçbir itirazım yok. Ama bu format içeride özgürlüklerin önünü açmalı. Bu format içeride çok sesliliğin önünü açmalı. Bu format içeride insanların hak hukuk yolunda gerçekten tatmin olmasını sağlamalı. Dışa karşı bir Pençe görevi görsün, dışa karşı duvarını örsün ama içeri de ben bunu bu şekilde devam ettiririm dediğiniz takdirde bu iki partinin de hayrına olabilecek bir iş değil diye düşünüyorum. Hadi tabelayı da söyle. Ya tabelaya ilgili ben şunu söyleyeyim. Gerçekten ben çok rahatsız oluyorum. Hani ben yabancı tabelaların hepsiyle ilgili bir karar varsa hiç itiraz etmem. Hepsiyle ilgili olmalı zaten. Ama şimdi... Yani, ama İngilizce laf etmeyip yani de Arapça'ya şey laf hayır, ediyorsanız bu, diyecek bu, şimdi. Sadece İngilizce ben değil. Ben kendi Hı. özelimde Adam, söylüyorum. Ben bunu yıllar yılıdır, bir milyon yıldır söylüyorum. Ta ilk televizyonlara program yapmaya başladığım tarih 1998. Sene oldu 2024. Kesiksiz buradayım. O bütün o yıllarca takip eden insanlar biliyor. Hep söylediğim şey buydu Nevzat. Bu mesele yalnızca Arapça bilmem ne o mesele. Kardeşim bu tabelalar meselesi bir. Kendi dilinde bunu Eğer ona karşı çıkıyorsan buna laf söylüyorsun ya da söyleyeyim. Diyorsun ki bu tabela kalsın. Abi o zaman Kürtçelerde kalacak. Ona niye karşı çıkıyorsunuz? Şimdi ben tam kitabın ortasından konuşayım. Ona niye karşı çıkıyorsun? Ben bir bir örnek anlatayım. Yani belki bir şey yapar. İlk Türkiye'de biliyorsunuz Kürtçe film olarak böyle bir paragrafı yani bir kısmı Memuzin filmini Star Televizyonu göstermişti. Hiç unutmuyorum. Hmm. Bizim fırındaki çalışan personel genelde ağırlığı ve Adyamanlıydı. Dediler ki televizyon getirmezsen imalathaneye. Gece kalkarlar ikide ekmek yapmaya. Dediler ki biz işte erken başlayan 24 saatlik vardiyada vardiyanın biri dedi ki getirmezsen biz izlemeyiz dediler. Biz İmalat'a televizyon götürdük. Bir taraftan çalışıyorlar. Bir taraftan o Memuzin filmini izliyorlar. Sonra tabii biz evdeyiz. Annemle Allah uzun ömür versin ellerinden öpüyorum. Memuzin filmini izledik. Annem benim okuma yazmayı bilmez. Sonra da Muhammed vefatından sonra işte Kur'an öğrendi. Birçok şey öğrendi. Orada bir ağıt var. Yani o Memuzin filmin sahnesinin sonunda bir Kürtçe ağıt var. Annem kalktı böyle gayri ihtiyar dedi ki Allah bu dili yasaklayanların belasını versin dedi. Ben yıllar yılı Kürt meselesi anlatıldığına var mı yok mu falan ben hep bu örneği insanı örneği veriyorum. Bunu şunu için söyledim. Ya bu ülkede kültür emperyalizme karşı hepimizin karşı durması gerekiyor. Bunu herhalde hepimiz hemfikiriz. Ama kimse de şunu yapmasın yani. Yani İngilizce tabela duracak. Rusça tabela duracak bilmem her türlü de tabela duracak. Senin gücün gidecek Arapça tabela yetişecek. Yani bu faşizmdir, ırkçılıktır bu. Gerçekten ırkçılıktır. Sebebi şu, abi sen toplu anayasada var ya ayıramazsın diyor değil mi? Sen şimdi niye Arapçayı kaldırıyorsun? Niye sadece Arapçayı kaldırıyorsun? Niye İngilizceyi kaldırmıyorsun? Niye sen Rusçayı kaldırmıyorsun? Niye sen Almancayı kaldırmıyorsun? Ya daha da utanılmazlık var. Sen faturayı İngilizce gönderiyorsun. Belediye fatura İngilizceye gönderiyor. Ki bence gayet doğaldır. Orada yaşayan İngilizler çoğunluktaysa bu hizmetin verilmesi lazım Türkçenin yanında olması gereken budur. Ama kusura bakmayın ya çifte standart meselesine sadece Arapça kaldıracağım. Evet. Hayır hocam, bu yanlış. Hocam hocam İkinci... sana bir cevap versin sen Hı. o arada şeye bak bir, bir bize sana iş veriyorum <laughs> şu anda. İkinci bir şey söyleyeyim. <laughs> bu, bu kulis doğru mu diyeyim ona? İkinci bir şey <laughs> söyleyeyim. Yani ben yine ısrarla söylüyorum. Bak Türkiye'de şimdi Almanya'da ben hep o örneği veriyorum. Ya şimdi Almanya'da çıktı adam bütün tabelaları kaldırdı. Hani önce tepki meselesi var ya, insan olarak biz ne diyeceğiz mesela? Kalkıp ne tepki vereceksin? Yani o tepkiyi, orada verdiğin tepki, burada verdiğin tepkiyle aynıysa, hakikaten ben samimiyetine güvenirim ama orada çıkıp bağırdığında, kardeşim yapamazsın falan, e sen aynısın, niye yapıyorsun ki? O zaman bir kanun çıkar. Bir şey çıkardı ki Türkiye'de, kardeşim, tabelaların hepsi Türkçe olmak zorunda. O zaman işte Uluslararası marka zincirlerini de kaldırırsın. Ya ben bir, bir şey söyleyeyim. Geçen Sağlık Bakanlığı'na bağlı bir yere gittim. İşte tabelede 3 tane tabela vardı. Türkçe de vardı, Rusça da vardı. İngilizce yok Arapça da vardı. Sağlık evet. Bakanlığı'nın bir yeriydi yani. Şimdi, Şimdi oradaki, hocam oradaki ya, bir sıkıntı şey soracağım Ne, ne biliyor Şimdi musunuz? Şimdi A Haber bir şey paylaşmış da. Ne paylaşmış? A Haber herhalde bu konuyla ilgili yanılmaz diye düşünüyorum. Ee, ama... Nevzat da bir baksın. Ayhan Borak Kaplan Suç Örgütü'ne yönelik soruşturmada da geçen ve görevden uzaklaştırılan 3 emniyet üç, görevlisinin evet. elinde arama yapıldı. Bunu biliyoruz zaten. Tamam. Yaşanan bu gelişme sonrası MHP lideri Bahçeli yaptığı açıklamada durumun birkaç emniyet mührünün açığa alınmasıyla geçiştirilemeyecek bir komplo olduğunu altını çizdi. Bunu da vermiştik. 17-25 emniyet ve yargı ortak darbe girişimini tekrarını planlayanlara boyun eğersek boyumuz devresindeydi. Şimdi Bahçeli'nin bu sözlerinin ardından Başkan Erdoğan'ın da akşam saatlerinde külliyede Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve MIT Başkanı İbrahim Kalın'la bir araya geldiği ve konuya ilişkin önemli adımlar atılacağı iddia ediliyor. Sabah gazetesi haber koordinatörü Abdurrahman Şimşek bu zirve sonrası Başbakan Erdoğan'ın yarın düzenlenecek AK Parti grup toplantısında konu hakkında önemli açıklamalarda çünkü, bulunacağının çünkü altına bu, çizdi. Çünkü ha. bu meselede... Aynı şekilde Miten de bilgi istenmişti. Hı. Bu bir kısım basında da yansıdı zaten. Dolayısıyla sadece emniyet meselesi değildi. Hı hı. Emniyet meselesinin ötesinde konuşulan isimler vardı. Daha doğrusu şöyleydi. Hı. Şimdi bu suç örgütü, suç örgütünün gizli tanık olarak Kıbrıs'tan getirilen kişi elektronik kelepçe takılıyor. Biliyorsun yurt dışına çıkıyor hı hı. ve burada iddia o ki açığa alınan isimler üzerinden Belli isimlerin Bekir Bozdağ'ından Abdülhamit Gül'ünden Hasan Doğan'a kadar belli isimlerin Süleyman Soylu'ya kadar belli isimlerin ifadede ismi geçsin isminin verilmesiyle ilgili kendisine baskı yapıldı. Bunu da kendisi anlattı. görüntü olarak bunu anlattı. Ve dolayısıyla burada belli bakanların Sayın ile görüştüğü söylendi. Hı hı. İsmi geçenlerin daha sonra Sayın Bozdağ için söylendi evet. bu. Cumhurbaşkanlığına randevu alıp meseleyi konuştuğu ifade edildi basına yansıyan hı hı. kısmı söylüyorum. Ve orada çok net biliyoruz ki burada bu meseleye MİT'in de dahil olduğu biliniyor. Yani Milli İstihbarat Başkanlığı'nın da bu meseleye dahil olduğu biliniyor. Dolayısıyla Sayın Adalet Bakanlığı'nın ve Sayın Mit Başkanlığı'nın çağrılması meselenin iki boyutu açısından zaten için içinde olduklarını gösteriyor. Ama temel soru şu hı. ben o programda da yani geçen burada da söylemiştim sözcüğün yayında Perşembe günü tekrar söyleyeyim. Ya biz bazı soruları çok sormaktan uzak düşüyor basın. Kim istedi ya bunları? Yani kim belli isimlerin buraya girmesini kim istiyor? Niye bu? Şimdi ilk bu soruşturma yapıldığında bu kişi yurt dışına çıkmak için Ankara'da gözaltına alındığında gözaltına alan kişiler şu an terörle mücadele evlerinde arama yaptı ve gözaltına alındılar. Şimdi iddia şu. Sayın Bahçeli diyor ki ya bu... 17 25 kadar büyük bir iş. Ve ben de Perşembe günü yayında dedim ki arkadaşlar bu çok büyük bir iş. Hani şu an çok konuşmuyoruz ama neden çok büyük bir iş? Ya hangi güç Türkiye'de hangi klik var ki eski Adalet Bakanlarından ikisini? Cumhurbaşkanı Özel Kalem Müdürü, İçişleri Bakanlığı, eski İçişleri Bakanlığı birçok ismi ifade ver diyor. O zaman eğer bu birisinin FETÖ ile bağlantısı çıksa FETÖ'ye yıkarsınız ortalık ayağa kalkar. E bu bu bağlantı değil şu an. O zaman bir saniye bu devlet içinde bir hesaplaşma mı? AK Parti içinde bir hesaplaşma mı? Bir istihbarat boyutu mu? Burada çok ciddi bir şey var. Ben ısrarla dedim ki ya bu herhalde şey gelecek. Yani şu açalmaya yetmez. İşte dün o evlerine arama olunca öğrendik ki meselenin şey boyutuna sadece istihbarat boyutu yani laşka boyutu var çünkü. Hı hı. Yani adamak elektronik kelepçe takmışsın. Ankara'da her yere dolaşmış. Evet. Ondan sonra yetmemiş. Yurt dışına çıkarmışsın. Çıkmış. Oradan görüntülü olarak şey yapmış. Gizli tanlığın, zaten kimliğinin ifşası falan Bunların hepsini bir tarafa bırakarak söylüyorum ama esas mesele şu. Ya iddia çok önemli. İddia diyor ki bu ülkenin Adalet Bakanları'nın ismi istendi. Bu ülkenin Cumhurbaşkanı Özel Kalemi'nin ismi istendi. Bu ülkenin eski İçişleri Bakanı'nın ismi istendi. Ve bu konu benim bildiğim kadarıyla ismi geçenlerden Sayın Cumhurbaşkanı aktarılıyor. Bilgi Bakanla görüşken sonra Sayın Yelkaya ile görüşürken sonra Cumhurbaşkanı ilgileneceğim diyor ve dolayısıyla da Sayın Bahçeli'nin bugünkü grup toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı büyük bir ihtimalle bu konu hakkında bilgilendirilecek ve yarın biz grup toplantısında bunun emaresini göreceğiz. Ama mesele hakikaten çok büyük. Ne görebiliriz mesela? Ya ben bunun tırnak içinde söyleyeyim ismi konulur. Hmm. Yani büyük ihtimalle ismi konulur yarın. Çünkü e, geçen bir iki program öncesinde Süleyman Bey'in bazı şeylerden çok rahatsız olduğunu söylemiştim Sayın Soylu'nun. Yani tırnak için yakın çevresi ya bizi hain damgası vurduruyorlar bize. Ve dolayısıyla bu kabul edilemez bir şey. E şimdi bu kısma geldiğinde bambaşka bir şey. Ve Sayın Soylu hatırlarsan ben uzun süre İçişleri Bakanlığı yaptım. Devletin birçok şeyi geldi geçti dediğinde insanlar şey anladı. Hani tekrardan göreve gelecek gibi aldılar. Hı. Hayır onu söylemedi. Yani o... Hayır kardeşim ben de bu işleri biliyorum. Yani siz bir şey söylüyorsunuz ama devlete devamlık esas. Dolayısıyla bu kişisel bir mesele değil noktasına getirdi. Şimdi Sayın Yerlik Hayatçısından da şöyle bir durum söz konusu. Şimdi operasyon yani Sayın Yerlik Hayatçısının dışında gelişen bir şeydi. Sonra Sayın Yerlik Kaya göreve geldi. Sonrasında tabii Ankara Emniyet Müdürü değişti. Süleyman Bey'in at takımı değişti. Sonrasında İçişleri Bakanlığı bünyesinde bakan yardımcılarının görev alanları değişti. E sonra şimdi bakıyorsunuz Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne eski istihbarattan Engin Niş getirildi. Sayın Dinç'in yanında işte bunlar önemli görevlerde bulunan insanlar. Şimdi tabii herkes şunu soruyor ya ne oldu? Yani şimdi eski ekip temizlendi, yeni bir ekip geldi. İki iddia var. Birinci iddia hala emniyet içerisinde de bir hesaplaşma oldu. Çok açık söyleyeyim. Yani gazeteci olarak iddiaları tekrarlayalım. Birincisi bu şey oldu. İkincisi de Kardeşim bu hesaplaşma sadece emniyet içerisinde değil, aynı zamanda AK Parti içerisinde de yansımış durumda ve taraflar bu anlamda hakimiyeti kaybettiler. Belli grupların eline söz geçti, onlar istediklerini yapıyorlar ve büyük ihtimalle Cumhurbaşkanı da MİT Başkanlığı'nda bir saniye ne oluyor bir araştırın sizdeki raporu da bir alayım. İçişlerindeki rapora bakacak, MİT'in gelen bilgilerine bakacak, Sayın Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan son durumu alacak ve büyük ihtimalle yani bu işin ismini koyacak. Bu iki de, liderin meselesi şöyle. Şimdi bu iki liderin meselesinin ana onu da göv bilmiyor ana gövdesi bu mesele değil. Bu mesele nerede çıktı? İçişleri Bakanlığı çıktı. Bir açıklama yaptı. Dedi ki biz müfettişlerimizi görevlendirdik ve dolayısıyla tamam. da bu üç şeyi açığa aldık. Tamam, şimdi sonra zaten. sonra Hı. ne çıktı? Şimdi biz tam tam da aslında belki de medya iletişimi manipülasyonu olabilecek kısma buradan başlıyoruz. Şimdi bir gizli tanık çıktı sosyal medyada konuştu. Ne dedi? Dedi ki bunlar bana belli isimlere dayattılar ve belli isimlerle ilgili ifade vermemi istediler ve bunlar aslında her şeyi kendileri dolduruyorlardı. Benim hiçbir şeyden haberim yoktu. Şimdi bunu teyit edecek mekanizmamız nedir? Basın olarak şimdi bunu bu bir iddia. Fakat bu iddiayı kuvvetlendiren nedir? Bu adamın elektronik kelepçeli yurt dışına çıkarılmış olmasından dolayı buna bir imtiyaz tanındı. Tabii soru bir bu adamı kim yurt dışına çıkardı? Tamam Zaten şöyle Şimdi bugün çok Değil net mi? ortaya soru çıktı. Bir. Savcılık normalde bu elektronik kelepçeyi izleyen savcılık emniyete bilgiyi verdiriyor. Kaç defa 6-7 defa zaten bu işi yapıyor. Gidiyor, Ankara'da vuruluyor zaten. Olay kriminal hale geliyor. Yani elektronik kelepçesi varken olay yani bu bununla bambaşka bir ilişki kurulmuş. Bambaşka bir ilişki kurulmuş. Şimdi dolayısıyla bu bunun iddiası bunun karşılığında da siyaset bu mekanizmayı aldı 17-25'in benzeri bir şeyle ilk başta ifade etti. Fakat Sayın Bahçeli çok net isim koydu dedi ki bu bir komplodur maşaları var bunu bir temiz eller operasyonu yapmak gerekiyor fakat oradan içi gazetecilere de getirdi. O da işin başka bir boyutu. Oradan i̇şin... başka şey anlayana başka mesajlar evet. da var. Ama gazeteciler olmazsa bu iş basına yansımasa Zaten üstü kapatılacak. Orada Sinan Ateş mevzusunda da bence mesaj var. Muhakkak. Bu, bu, bu zaten basına yansımasa kapatılacak iş. Bu basına yansıdıktan sonra yansıtıldıktan sonra zaten büyümeye başlayan bir süreç. Ve dolayısıyla ben çok açık söyleyeyim. Vahim mesele şu. Vahim olan 3 Ankara'da ki hocamın şehrini düşeyim ben orada yani iddialar bunlar hala çünkü suçu kanıtlanana kadar Tabii herkes suçlu. Aman, aman, Türk, aman Türkiye'de biz bunu çok gördük. Aman. Yani ben aman izleyici kardeşim. için bir Bravo. örnek vereyim bu laf lafla bir şeyden aman. Zamanında Hürriyet gazetesi ok meydanı ben iletişim dersinde okudum için şey yapayım ok meydanı diye birinin res ok meydanı sapı yakalandı diye A, evet manşetten ya. birine hmm. verdi. Evet, evet ya. Ve bu yıllar bu alan içeride kaldı. Sonra başka bir adli olayda o DNA'nın değil başka bir DNA'nın o işi yaptı, ortaya çıktı ve adam çıktı. Çıktıktan sonra gazete şeylerinde, sayfalarına çok ufak kadarcık, verildi. Adam neydi biliyor musun? Beni çok etkiledi. Meslek hayatında beni en çok etkileyen işlerden biridir. Hangi muhabirin imzası var hatırlamıyorum. Dedi ki yani gazeteci arkadaş soru soruyor. Tabii ufak da görüyorlar. Birinci manşet şey sayfa falan yok. Ne istiyorsunuz dedi. Devletten dedi yüzümü değiştirmelerini istiyorum dedi. Evet. Niye diye, diye sordu. Ya dedi insanlar bana dik bakınca ben hakimliğinle ilgili bir şey söyleyeyim. Tarihi bir şey söyleyeyim. Hocam orada mesele neydi biliyor musunuz? Ergenekon sürecinin dışında bir şey söyleyeyim. Şimdi emniyet istihbarat o dönem FETÖ'cü yapılının elinde. Tayyip Erdoğan brokat soruşturmalarından büyük bir kısmı emniyet istihbaratan soruyor. Bu yaşanmış evet. bir örnek üzerinde bana anlatıldığı için söylüyorum. Tayyip Bey bir, bir kuruma birini istiyor. Diyor ki ya işte o tarihte bile bu FETÖ'cü olmasın diyor. Yani olmasın diyor. O zaman FETÖ'cü şey yok. O zaman bile mesafe koymuş ki Fethullah ne biliyorsunuz. Yani ta dershane çıkışta diyor ki bu adam bizimle uğraşacak. Gelen emniyet raporu milli görüşçü olan kişinin Fethullahçı olduğu yönünde. Tayyip Bey söz konusu kişiyi çağırıyor. Ya diyor ki ben sana dedim git temiz birini bul. Hassas bir kurum. Sen gene gittin diyor. Bula bula Fethullahçı buldun diyor. Ya onların tabiriyle söyleyeyim. Tabii o dönem baş reis diyor. Bir yanlışlık var diyor. Ne yanlıştı falan Tayyip Bey kızınca bayağı kızıyormuş. Ne yanlıştı falan. En son adam caz bakıyor olacak gibi de diyor ki ya ben size getireyim. Siz tanıyorsunuz beraber çalıştınız geçmişte. Tam getir diyor. Beni bir gün sonra adamı götürüyor. Tayyip e adam önünde diyor ki sen ne zaman Fethullahçı oldun diyor. Ve raporu MIT'ten istiyor. Gelen MIT raporu. Adamın milli görüşçü olduğunu söylüyor. O dönem gelen emniyet istihbaratlı mı? milli görüşçü adamı Fethullahçı olduğunu söylüyor. E böyle süreçler yaşandı bu ülkede. Tabii. Birinci ama örgüt, sana yakışır ama. Birinci yani. örgüt Tevhid Selam, Hı. İrancı. İkinci örgüt KJK, Kürtçü. Üçüncü örgüt Ötüken, Türkçü. Ben gittim dedim ki devlette eskiden bir gelenek vardı. Bir adam soldan bir şeye sokulursa, solun farklı şeylerine sokulur. Ya birbirine zıt, üç tane örgüte bir adam nasıl sokuluyor? Dediler ki size bunlar yapmış. O arada kimse suç bulunmamıştı. Ben gittim bulundum. Ama size daha ilk söyleyeyim. Dedim ki şimdi benim sabıka kaydında bunlar gözükmüyor. Peki daha derindeki sabıka kaydında bu siliniyor mu? Savcı çok şey bir şey söyledi. Dedik Nevzat devlete devamlık esas orada durur. durur. dedim o zaman ben ne anladım bu işten? Hı hı. Yani ne anladım o işten? Evet. Yani yarın sen işte tam da mesele bu senin içine nevzat çek, içine gelmeyen bir şey söylediğinde buradan bizimiz çıkarırsın, koyarsın. Tabii canım. Tamam mı? Bu oluyor. tamam ya onu yapıyorlar zaten. Hayır bu o zaman bir gerçekten temiz bir şimdi düşünsene mesela diyorsun ki Fethullahçı yargı şunu yaptı. Tamam diyorsun. Buna devlet mahkemesi karar veriyor. Suçu günah hepsi sevabı onlara. Peki diyorsun tamam ben buradan zarar gördüm. Benim bu zararım ne olacak? Ya senin o zararın bir kalsın orada. Ya niye kalsın? İktidar değiştiğinde ve şey değiştiğinde niye kalsın o? Bunu niye değiştirmiyorsun sorusunun cevabı? Bunu şunun için söylüyorum. Bu soru şuman öyle basit işler değil. Bunlar devlet arşivlerine giriyor. Yani bir gizli tanık bir ifade verdi. O devletin arşivine gidiyor. Yarın olayın sıcaklığıyla o dosya üzerinde çalışan İpey Nevzat'ın her hocanın o anki durumunu Kanat getirir ama 10 yıl sonra dosya üzerine çalışacak kişi benim çocuğumun şeyini etkiliyor orada. Geleceğini etkiliyor. Senin baban bu örgüte girdi Ve diyor. Ve çocuğun işe tamam. alınmayabilir. devlet alınmayabilir. Bu, tamam bu işe girdi diyor. Ve şimdi bakıyorsunuz bakıyorsunuz. Şimdi bu sistem bunun için yani Sayın Bahçeli diyor ya. Bak diyor ki burada bir kumpas var diyor. Maşa var diyor. Ya şimdi savcılar normalde Basında bir şey olduğunda eskiden biliyorsunuz ihbar kabul ederlerdi. Hı hı. Şimdi ihbar değişti tabii mekanizma değişti. Böyle hoşlarına giden şeyleri kabul ediyor. Hı hı. Olmayanı kabul etmiyorlar ama ben çok açık net söyleyeyim. Bu iş bir çatışma işi. Devlet güvenliği meselesi. Fakat daha da önemlisi bir laşkalık var. Bunun değişmesi gerekiyor. ya Bir de şundan e, herhalde şu görüntüyü artık konuşmak gerekiyor. Yani Say Yeleykaya çalışıyor. Ben o konuda bir şeyim yok. Bakan Yardımcıları da keza. Ama mesela dışarıdan birisi her gün operasyon gördüğünde Türkiye ile ilgisi algısı ne olur sorusunu bence bizim sormamızla bunlar yapılmasın demiyorum. Yani bunlar o devletin güveni aslında devlet işini yapar. Fakat şöyle bir şey haklı olarak vatandaş şu soruyu soruyor değil mi? Diyor ki peki siz bu kadar tutuyorsunuz. Bir önceki dönemde ne oldu? E, sorusunu soruyor. Veya bu kadar ülke kirlendi mi sorusunu soruyor. Bence bunun da bir düşünülmesi lazım. Yani operasyon suç örgütlerinin üzerine gitmek, nefes aldırmama bunlar hepimizin arzuladığı şey. yani. Fakat ülke nasıl görünüyor sorusuna da bir cevap vermek lazım değil mi? Dışarıdan bakıldığında bunu niye ifade ediyorum? Ben bir toplumsal olayda yurt dışına çıktığımda e, Tanzanya'da gezi meselesini hiç unutmuyorum. Adam dedi ki ben dedi, sizin ülkenize gidecektim dedi. Savaş var diye gitmiyorum. Ben tele, telaşla şeyi aradım. Ülkeyi aradım dedim. Yani biz gitken sonra mı var? bir şey mi oldu falan. Arkadaşlar dedim ki ya bir durum var mı? Yok abi işte gösteriler devam ediyor dedi. Döndüm adama dedim ki ya sen nereden iş savaş dedi CNN'e dedi. Ve gerçekten ben ondan sonra dedim ha bu algı demek ki böyle oluşuyor. Ve Tanzanya'daki adam CNN'i izleyerek biletini iptal edebilmişti. E şimdi Tersine dönüş yapalım. Şimdi turizm sezonu. Tanzanya'daki iptal ediyorsa Avrupa'daki ne yapar? Hayır, turizm sezonu. <laughs> şimdi turizm sezonunda mesela uluslararası birçok insan yakalıyorsunuz. O uluslararası şeylerde geçiyor. E şimdi siz ne dersiniz? Ya burası acaba mı? Sorusunu gündeme getirirsiniz. Bence Sayın kayanın başarısı çok iyi ama yöntemi, basın konusunu bence bir daha düşünmek gerekiyor. Bir şey söyleyeceğim şimdi. Çok güzel. Uluslararası insanlar bakıyor değil mi? Türkiye'de ne var ne yok. Yumuşamadan falan konuşuyorsun. Erzurum Belediye Başkanı AKP'li mi? AKP'li. Kitap fuarı var değil mi? Ha, i̇şte gösterilen so soru. Şimdi şeyleri. kimleri... Siyasi ne diyor? kitap yazan. İsmail Saymaz gelemez. Murat Ağarel girmez. Timur, Timur Soykan girmez. Barış Pehlivan olmaz. Barış Terkoğlu olmaz. Şimdi bana yazmışlar. Sen gidecek miydin? Ben hayır. Erzurum kitap fuarına hiçbir zaman gitmiyorum. Hiçbir... Çünkü... Rahatsız oluyorum. O güzelim Erzurum'un insanlarını kardeşim öyle bir hale getirmişler ki sanırsınız ki onlar vampir. Düşünüyorum benim abi kanımı emmeye geliyorlar. Niye arkadaş? Neden? Niye sen belediye başkanı? Sen kimsin ya? Sen kimsin? Buyur şu beş isme bak. Nasıl sen bunları Vallahi ben belediye başkanı sokması. olsam çok açık bir şey çok söyleyeyim. Çok net bunları. Yok yok ben çok açık bir şey söyleyeyim. Onlar dışında vallahi ben belediye başkanı olsam çağırırım Erol mütercimleri karşısına koyarım. Mesela örnek söyledim aklıma geldiği için hocam şey yapmayın. Er Abdurrahman Dilpa bir panel düzenlerim. Halkım izlesin. E doğrusu o. Gerçeği neyse yani zıt iki düşünceyi koyarım. Türkiye'nin gerçekten buna ihtiyacı var. Bak ben bunu parti ayırmak için söylüyorum. Erzurum Belediyesi'nin yaptığı, yani konuşulması bile ayıp olan bir şey. Şuraya bak nedeni utanılacak şu, ya. Ne, şey nedeni, bu nedeni, ya. Şu, hayır, ay, nedeni şu. Hayır nedeni şu. Bir kere ay. İsmail sayma zaten Erzurumlu. Ya bir de o var Tabii, değil, de değil mi? Erzurumlu yani şimdi. İspirli. Yani o için başka boyut ama. Bir de başka bir şey. Benim babam ilk öğretmen çıktığında gittiği ilk köy okulu İspir. Benim hocam ilk öğretmenim, İspir. ilk okul öğretmenim İspir'in kükürttü köyünden ya bu neresi olursa olsun böyle Hayır, bir şey. Hayır, şey utanç bir şey. Ya, bu nasıl utanılacak bir şey Ama gerçekten burada bir çağrı yapalım. Mesela belediyeler bence artık bu kendilerine yakın insanlardan ziyade bir mesele toplumsal meseleyi böyle medeni tartışabilecek insanlarla panel yapmayı becermeliler. Çünkü fikri zenginlik bu değil mi ya? Ya fikri zenginlik dediğiniz şey bu. Bir belediye örnek söyleyeyim. İşte İzmir'deki belediye kendisine yakın çağırıyor. Bayburt'taki, Adıyaman'daki, Erzurum'daki kendisine yakın çağırıyor. Abi bir saniye o kitap fuarına biz çocuklar gelsin, herkes gelsin istiyoruz, değil mi? Herkesi kucaklayacak bir panel ihtiyacı var. Ben mesela gidiyorum hayatta, şimdi hocam yanlış şey yapmasın. Ben hayatta imza günü yapmadım. Beş kitabım var ama bana çok komik geliyor durup imza atma ya şeyi bekliyorsunuz bile gelmez <laughs> falan böyle böyle kuyruk oluşuyor. Şunun için söyl <laughs> söylüyorum Hoca çok iyi yapıyor işlerini de. <laughs> yani o kitap fuarınılar ne?